Moto Etkinlik'ten herkese merhabalar. Motosiklet dünyasından en son haberleri ve en yeni modelleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Honda'nın CB250R modeli. Bu motosikletin ismini bu şekilde telaffuz ettiğimizde kulağa birazcık garip geliyor. Çünkü özellikle gençler arasında motosikletin ismi günümüzde Honda CB250R olarak geçiyor. Ve daha çok da bu şekilde bu isme alışılmış. Motosiklet Honda'nın Neo Sports Cafe ismini verdiği yeni tasarım stiliyle şekillenmiş. Bu tasarımda klasik retro tasarım, yeni modern çizgiler ve modern teknolojiyle buluşuyor. Honda bu motosikleti açıkçası gerçekten biraz eski çizgiler ve yeni teknolojiyle harmanlamış. Biraz da işin içinde spor bir görünüm var. Motosikletin kuyruğu özellikle oldukça kısa. Honda'nın en küçük artçı selesine sahip motosikletlerinden biri dersek yanlış olmaz, gerçekten bir karış selesi var motosikletin. Fakat buna rağmen sele aşağıya doğru birazcık derin ve içerisinde birçok rakibinden daha büyük bir haznesi var. Birkaç evrağın dışında sıkıştırırsanız bir iki bir şey daha oraya sığabilir. Hemen onu da gösterebiliriz. Arka artçı selesini çıkartmak için, yerinden çıkarmak için bu arada anahtarı hemen farın altındaki anahtar yuvasına sokmak gerekiyor. Buraya sokuyoruz. Çevirdiğimizde bunu kolayca yerinden çıkarabiliyoruz ve burada işte iki yumruktan birazcık daha hallice bir göz var. Hemen kapattım. Kolayca da açılıp kapanabiliyor. Anahtarı yere aldım. Honda bu motosikleti tasarlarken başta da söylediğim gibi klasik çizgiler de kullanmış. Onlardan en belirgini tabii ki far. Far eski tarz yuvarlak tas far tasarımında, fakat tamamen LED teknolojiyle donatılmış. Üst tarafı kısa farı, alt tarafı da uzun farı içerisinde barındırıyor. Motosikletin gece sürüşünü de gerçekleştirdik. Gece motosikleti kullanırken far tatminkar bir aydınlatma sağladı diyebiliriz. LED demişken motosikletin bütün aydınlatmaları LED olarak tasarlanmış. Ön taraftaki sinyallerde Amerikan parklar mevcut. Amerikan park ne demek derseniz, sinyallerin ikisi de sürekli yanık pozisyonda ve siz sinyal verdiğinizde önce sönüp sonra tekrar yanıyorlar. Arka taraf ise klasik tipte, sinyal verdiğinizde önce yanıp tekrar haliyle sönüyor. Motosikletin sele yüksekliği 800 mm, yani 80 cm. Oturduğunuzda iki ayağınız çok rahat bir şekilde yere değdiği gibi siz oturduğunuzda yumuşak arka süspansiyon biraz daha ezilerek daha da selenin aşağıya doğru inmesini sağlamış oluyor. Motosikletin selesi nispeten rahat. Depo 10.1 litre hacminde ve oturduğunuzda selenin depoyla bitiştiği noktada birazcık bir çıkıntı var. Uzun yolda burası insanın baldırına birazcık dokunabiliyor. Fakat kilonuz ve boyunuzla da doğru orantılı olarak motosikletin selesindeki konfor hissiyatınız değişiyor. Eğer biraz daha iri biriyseniz motosiklette birazcık küçük görünebilir ve biraz da sele sizi rahatsız edebilir. Fakat işte 1.70 boylarında, 70 kilolar ve altlarında iseniz rahat edebileceğiniz bir selesi mevcut. Biraz önce süspansiyon dedim. Arka süspansiyon monoşok. Önde ise Showa'nın 41 mm çapında ters teleskopik süspansiyonları var. Bu süspansiyonlar konfor odaklı daha çok tasarlanmışlar. Fakat viraja girdiğinizde de ben viraja girmeyeceğim demiyor. Tatmin edici bir viraj performansı var dersem yanlış olmaz. Fakat hani ben virajların ustasıyım, şuradan dönerim, buraya atlarım, zıplarım derseniz işte orada bu süspansiyonlar size yetmeyebilir. Dediğim gibi süspansiyonlar şehir içinde konforlu sürüşler için tasarlanmış ve o şekilde ayarlanmış. Ön süspansiyon ayarlanmıyor. Arka taraf ayarlı bir süspansiyon. Motosikletin lastikleri önde 110-70-17, arkada ise 150-60-17 ebatlarında lastikler mevcut. Motosikleti aldığınızda üzerinde Bridgestone'larla geliyor. Fakat biz şu anda bu motosikletin üzerindeki lastikleri Pirelli Rossa 2'lerle değiştirmiş durumdayız. Motosikletin lastikleri şu anda daha tatminkar performans sunuyor diyebiliriz. Motosikletin frenlerine geçelim. Motosikletin frenleri gerçekten iyi çalışıyor. Çünkü bu motosikletteki ABS sistemi aynı zamanda IMU, yani eksen destekli bir sistemle çalışıyor. Bu ne demek? ABS fren sistemini kilitlediğinizde sadece ön lastiğin ya da arka lastiğin kilitlenip kilitlenmediğine değil, hangi lastiği kilitlerseniz o diğerini de ölçüp ne durumda, ne kadar hızlı dönüyoruz diye ikisini harmanlayarak, yeniden işleyerek ona göre
kaliperdeki hidrolik baskısını kontrol ediyor. Yani biraz daha gelişmiş bir ABS. İlk dönem ABS'leri değil de bu bir ikinci gömlek ABS sistemi olarak bunu tanımlayabiliriz. Bu şekilde de gayet tatminkar bir fren performansı sunuyor. Ön tarafta 296 mm'lik bir fren diski var. Arka tarafta da 220 mm'lik bir fren diski var. Ön tarafta 4 piston kaliper aynı anda sıkarak iyi bir fren performansı sunulmasına yardımcı oluyor. Arka tarafta ise klasik tek piston kaliperli bir fren sistemi mevcut. Aynaları geniş ancak oturduğunuzda biraz omuzlarınızda kalıyor. Keşke şu uzunluk biraz daha fazla olsaydı da aynalar birazcık daha dışarıya doğru ayrılsaydı diye ben kendi kendime açıkçası düşünüyorum. Motosikletin deposu 10.1 litre hacminde ve motosikletin deposunu açtığınızda depo kapağı elinizde kalmıyor. Motosikletin deposunun üzerinde de plastik bir kaplama var. Buralar komple plastik. Metal depoya ulaşmak için önce dışarıdaki kaplamaları sökmeniz gerekiyor. Düştüğünüzde de depo direkt zarar görmüyor. Tam tersine dışarıdaki plastikler zarar görüyor. Bu konuda birçok soru gelmişti Instagram hesabımıza. Bunu da buradan cevaplamış olalım. Peki bir depoyla ne kadar yol alabiliyoruz? Bu motosiklet bizdeyken 100 kilometrede 3 litre ile 4,5 litre arasında bir yakıt sarfiyatını tutturduk biz. Yani 10 litrelik yakıtla şöyle yuvarlak kaba hesap yapacak olursak 180 ila 280 kilometre menzil yapılabilir diyebiliriz. Nasıl sürdüğünüze bağlı bu. Hızlı sürerseniz yani devri yüksek tutarsanız menziliniz düşecektir. Devri düşük tutarsanız da menziliniz uzayacaktır. Bu noktada Honda sürücüsüne yardımcı olmak açısından göstergenin ortasında bir de beyaz bir ışık koymuş. Işık yandığında sana diyor ki vitesi yükselt. Böylelikle de ekonomik bir sürüş yapmış oluyorsunuz. Eğer ışık yandığında vitesi yükseltmezseniz, devri daha da yukarıya doğru denerseniz, zorlarsanız bu sefer daha performanslı ancak biraz daha iştahlı bir Honda CB250R ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Performans demişken motosikletin motorunu ele alalım. Bu motosiklette Honda CBR250R, Honda CRF250L, Honda CRF250 Rally modellerinde de kullanılan tek silindirli 249 cc hacminde Dodge motor kullanılmış. Bu motor üstten çift eksantrikli ve 4 sübaplı. Bu ne demek? Motosikletin yakıt enjeksiyon sistemiyle de birleştiğinde daha iyi bir performans elde edilmesi sağlanıyor. Motor 27 beygir ve 23.3 Nm tork gücünde. Bu güç şehir içinde bir 250'lik için gayet yeterli bir performans olarak öne çıkıyor. İstediğiniz zaman gazı çevirdiğinizde motosiklet açıkçası yürüyor. Ve hani bazı arkadaşlar çok drift severler, böyle motosikletin arkası biraz kaysın isterler. Honda CB250R modelinde bunu yapmak gerçekten kolay. Gazı çevirdiğinizde özellikle düşük hızlarda ve yüksek devirlerde ise motosikletin arkasını anında istediğiniz tarafa doğru attırabiliyorsunuz. 250'lik bir motosiklet için yeter de artar. Honda CB250R modelinin bakım aralıkları ise 4000 km'de bir. Motosikletin kullanımına geçecek olursak gaz kolu tepkisinde biraz bir on-off etkisi var diyebiliriz. Böyle gazı çevirdiğinizde sizi biraz önce bir sarsıyor, sonra gitmeye başlıyor. Gazı kestiğinizde de önce biraz hızlı bir gaz kesintisi yapıp ondan sonra yeniden rölanti şeklinde yürümeye devam ediyor. Belki orası daha iyi ayarlanabilirdi. Fakat ona rağmen enjeksiyon sistemi gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Motosikletin göstergesinde neredeyse her şey var. Neredeyse diyorum çünkü vites göstergesi ve hava sıcaklığı yok. Bunun dışında hız, yakıt durumu, motor sıcaklığı, devir göstergesi, saat, yakıt tüketimi ve anlık yakıt tüketimi gibi bütün bilgileri LCD göstergeden okuyabiliyorsunuz. LCD göstergenin bu arada ışık modu ayarlanabiliyor. 5 kademeli bir ışık ayarı var. Gece sürüşlerinde mesela moto etkinlik night ride sürüşler var biliyorsunuz. Geceleri buluşup özellikle perşembe akşamları sürüşler gerçekleştiriyoruz. Sürüşlere katılmak için de bu arada Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Gece sürüşlerinde motosikletin göstergesi fazla parlıyor derseniz bu parlaklığı azaltabiliyorsunuz. 5 kademe mevcut fakat bu parlaklığı çok azalttığınızda bu sefer gündüz gün ışığında görmek birazcık sıkıntılı olabiliyor. Yani tekrar ayarlamanız gerekecek.
Motosikletin fren ve debriyaj manetleri ayarsız, klasik tipte. Debriyaj gayet yumuşak, şehir içinde kullanıcısını üzmüyor. Motosikletin egzozunu görmemek imkansız. Gayet büyük bir egzoz tasarlanmış motosiklete. Ve bu egzoz artçı pozisyonuna göre bazen artçının ayağına değebiliyor. Ve özellikle şu üst kısmında mat siyah renkteki yerde ayakkabıdan iz meydana gelebiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. CB250'nin motoru gayet sessiz çalışıyor. Egzoz sesi ise tatmin edici diyebilirim. Bu motosikletle ilgili çok konuşulan fakat kimsenin testlerde ya da incelemelerde söylemediği bir de kötü özelliği var. Bu da arka dişliden gelen şıngırtı. Eğer yeni bir motosiklet kullanıcısıysanız bu ses sizi rahatsız etmiyor. Çünkü zaten motosikletin sesi olarak bunu algılıyorsunuz. Fakat deneyimli bir motosiklet kullanıcısıysanız bu ses sizde "Aa, ne oluyor, arkadan bir yerden ses geliyor" şeklinde böyle bir hisse neden oluyor. Bu sesin kaynağı da arka tarafta zincirin dışındaki ek bir parça. Bu ek parçaya tepsi de diyen var. Bunun nedenini de çok farklı şekilde açıklayan kişiler, servisler mevcut. Bazıları bunun bir tozluk olarak görüyor. Zincirin ve dişlinin daha az toz kapması, daha az kirlenmesi için olduğu söyleniyor. Bazıları ise zincirin dişliden çıkmaması için orada olduğu kanaatinde. Bazıları da şunu söylüyor, mühendis yaptıysa vardır bir bildiği. Açıkçası Honda CB250R modelinin arka dişlisi biraz küçük. Bununla ilintili bir durum olduğunu düşünüyoruz biz de. Fakat nedenini hiçbir Honda servisi şu ana kadar açıklamış değil. Kullanıcılardan bazıları buna önem vermediği gibi bazıları ise ciddiye alıyor. Sevmeyip motosikletini satanlar da var. Hiç aldırmayıp motosikleti uzun kilometrelerce kullanan kişiler de mevcut. Özellikle yağmurlu havalarda kullanıldığında Naked motosikletlerin en kötü taraflarından bir tanesi sürücüsünü, artçısını ıslatmasıdır. Özellikle arka lastikten fırlayan çamurlu su buradan arkadan öndeki kullanıcının ağzına kadar girer o vizör açıksa. Honda bunu engellemek için arka tarafa plakalığı birazcık daha uzatırken aynı zamanda yan tarafına da koruyucular koymuş. Bu ekstra koruyucular sayesinde motosikletin arka lastiğinden gelen çamur ve pislik ciddi oranda önlenmiş. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi olmuş. Motosikletin butonları gayet kaliteli tasarlanmış. Böyle dokunduğunuzda kalite hissiyatı var. Özellikle kütük ve üzerindeki düğmeler. Kütük daha mat, düğmeler ise daha parlak renklerde tasarlanmış. Ve burada bir kalite hissiyatı var. Motosikletin gidonu alüminyum, konik olarak tasarlanmış ve elciklerde ucunda gidon ağırlıkları, denge topuzları dediğimiz gidon ağırlıkları mevcut. Motosiklet tek silindirli olduğu için belli bir titreşimi var. Bu gidondaki ekstra ağırlıklar bu titreşimin sürücüye daha az yansımasını sağladığı gibi manevra esnasında da kolaylık sağlıyor. Motosikletin kullanımı gerçekten kolay. Deponun küçük oluşu ve oturuş pozisyonu şehir içinde manevra kabiliyetini yüksek tutmuş. Motosikletin ayrıca oturduğunuzda ayağınızı koyduğunuz peglerinin üzerinde de lastikler mevcut. Bu da titreşimi engellediği gibi daha iyi bir konfor sağlıyor. Pegler neredeyse sünger gibi yumuşak şekilde tasarlanmış. Bu dizayn sayesinde sürücünün titreşimi en az şekilde hissederek ayaklarının uyuşmaması sağlanıyor. Fiyatına çok değinmek istemiyorum. Çünkü 2018 yılında çıktığı fiyatın iki katından çok daha yüksek bir fiyatla şu anda satılmakta. Ve büyük olasılıkla dolar ve euro kurundaki bu yükseliş nedeniyle fiyat önümüzdeki zamanda da tekrar artmaya devam edecek. Üzücü ama böyle. Honda CBR250R modelini genel olarak sevdiğimizi belirtebilirim. Başlangıç motosikleti olarak tercih edilebilecek bir motosiklet. Ayrıca yine motosiklet kullanmayı bilen tecrübeli sürücülerin şehir içi ulaşımda tercih edebilecekleri bir model olmuş. Motelkinlik olarak motosiklet testlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bize merak ettiğiniz motosikletleri yazın, sorularınızı sorun. Biz de o doğrultuda yeni testlerimizi yapmaya çalışalım.
Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, motosikletle kalın. Bakma abi.